peki bir insanın tevbe edecek şuura ulaşması genel hatlarıyla böyle vaaz dinlemekle mi oluyor sadece? Hayır. Tevbeye hazırlıklı bir beden, bir akıl basiretli bir kalple mümkündür. Ölmemiş bir kalple mümkündür. Tıpkı ne gibi yani şurada bir yara oluyor. O yara mesela çiziliyor orası. Bir ay sonra iyileşiyor. Hiçbir iz kalmıyor ondan. Kim bilir benim elimde hiç saymadıysam 500 defa yara olmuştur. Ne 500'ü? 60 senedir yara olur ellerim hep. İki ay sonra o izi kalmaz. Neden? Sürekli kalbim oraya kan pompalıyor. Taze kan geliyor, oradaki mikrobu alıp geri getiriyor. Böbrekler onu temizliyor, bir daha geliyor, bir daha gidiyor, ciğerlere gidiyor, ciğerlerden geliyor vesaire. Vücut kendi kendini tamir ediyor. Yeter ki kalpte bir arıza olmasın. Ama kalpte bir arıza olunca nefes alamıyorsun, kan gitmeyen yerler ağırmaya başlıyor, el tutmuyor, ayak tutmuyor, göz kararıyor. Her şey kalpte olduğu gibi bedende. İman meselesinde ve Allah'a giderken günahlardan tövbe etme meselesinde de kalp çok önemli. Kalbi sürekli bilgiyle, iyi insanların örnekliğiyle, ibadetle takviye etmek lazım. Hani ne diyorlar? Filanca şeyi yersen kalbe iyi gelir diyorlar. İşte onun gibi ibadetle vesaireyle sürekli takviye etmek lazım. Ee, bu kalbi Allah'tan gelen nurla Kur'an'dır o, salih insanlardır, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisidir, ashab-ı kiram sevgisidir, amellerdir, ana baba duasıdır. Ana baba duasıdır. Bu tip şeylerle kalbi sürekli takviye edersek bir de kalbe e, bu takviyeyi yaptıktan sonra sürekli muhasebe yapan insan olmak lazım. Yani bir bakkal düşünün, 20 senedir bakkallık yapıyor, 20. sene oraya bir maliyeci geliyor. Bir görelim senin dökümanını diyor. 20 senelik hesabını yapmaya çalışan bir bakkal düşünün. Maliyeci geldiğinde en son 2 ay önce bilançom çıkmıştı. Buyurun 2 aylık hesap akşama kadar toplayayım size diyecektir. Yani sürekli Allah'ın nimetleriyle o nimetlere karşı tavırlarım arasında bir muhasebe yaparsam ben benim iyiliklerim ve kötülerimle kötülüklerimle bir ölçüm yaparsam ne kadar iyi işler yapıyorum ne kadar kötü işler yapıyorum diye bir hesap kitap yaparsam arızaları birikmeden tamir edersem biiznillahü teala kalp kolay aksatılır kolay geçilebilir bir baraj olmaz o zaman ve arıza olduğunda göz bir arıza yaptığında kalp sürekli orayı ıslah et ne yapıyorsun bir daha bakma oraya diye ikaz eder. Sabah namazını kaçırır mı mümin? Kaçırır tabii canım. İnsan bu. Ama öğleye kadar çocuk gibi ağlar o. Bu sabah namazını niye kaçırdım diye. Çünkü kalp sürekli nasıl buraya çivi batınca parmağıma bir yere sürekli oradaki hissi bütün acı hissi bütün vücudu rahatsız ediyor. Niye? Kalp sürekli oraya kan gönderdiğinde bakıyor ki oradan dışarıdan bir hava görülüyor. Kalp rahatsız oluyor. Bütün vücudu uyarıyor. Beyine tembih ediyor. Oralara sinyal gönderdi, tedbir alsın, yara bantı yapsın, bir şeyler yapsın diyor. Müminin iman açısından Allah'a yürüyüşündeki kalbi de böyle. Yani sürekli kalbi pompalamak lazım. Bu ibadetle olacak, ana baba duası olacak. Mesela, mesela hiçbir işi olmadığı halde İnsan ömründe bir iki kere olsun bir gemiden bilet alıp böyle uzun mesela işte sahilden 10 kilometre 10 mil uzağa açılan bir gemiyle bir gün bir yolculuk yapmasını tavsiye ederim. Ama bir şartla güverteye çıkıp Allah'ın bu mülkünü seyretmek için. Akşam ezanını güvertede güneşin batışını seyretmeye benzeyecek bir yerde namazı güvertede kılacağım diye gemi yolculuğu yapılmalı insan dağlara çıkmalı ama kekik toplamak için değil kekik de topla da Allah'ın mülkünü azametini görmek için yani hep oturduğun evde gittiğin camide bir iş körelmesine benzer körelme olabilir ve maazallah insan istifade edemeyebilir bu nimetlerden bu çok önemli böylece geçmişin arızaları giderilir. Eksiklikler telafi edilirse sürekli kısa kısa vadelerde kalp arıza gidermeye müsait harekettedir demek ki. Arıza gidermekte neyi kastediyoruz? Tevbeyi kastediyoruz. Günah arızadır. Tövbe etmek de o arızayı gidermektir. Demek ki insanın tövbe ihtiyacı hissetmesi kalbiyle ilgili bir sorundur. O kalple ilgili de yatırım yapılması gerekiyor.